Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biz Amazon'un bir posta yaptığımızı söylemiştik alışverişini. İkinci posta için kendi oturduğumuz yere göndermiştik. Ama eşim dayanamamış, onları toplamış Hatta getirmiş. Hem merak kargocu bir ettiğiniz depoya için. koymuştu. Aynen, sağ Ben olsun. uğradığım zaman aradım, denk geldik. Normalde orada değildim diyordu. Yükledik beraber arabayı. Hani bunlar ne falan kitap muhabbeti geçti yine aramızda. Evet. Şaşırdı yani. O yüzden toplamış getirmiş. Hatta babama yakalanmış eşim bir ara. Biz şu an yazlıktayız. Bu kadar kitabı nasıl muhafaza edeceğiz? Muhtemelen elbise dolaplarını falan saklayacağız. Çünkü annemin görmeyeceği yer. Tek orası herhalde. Çünkü çok kızıyor. Neyse, şimdi başlayalım istersen. Başlayalım. Neler almışız, neler almışız. Şimdi önce bir açtık bir kutusunu. Evet, ama sen oradaki benim okuduğum kitapları da koymuşsun. Neyse, tamam, neyse, hallederiz. Sıkıntı olmaz. Neler var? Diş fırçalama günü kitabını aldık. Bu da uygun fiyatlıydı. Kaç paraydı hatırlamıyorum. Sonra görürüm ben bunu. Şimdi bakıyorum bir yandan ama çok fazla kitap olduğu için. Kitabı göstereyim içinde çocuk kitabı. 5-6 lira gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı da uygun bir fiyatı vardı. Almış oldum. Çocuklarla ilgili kitap. Utangaç Ayı Monty. Bunu almayan kalmadı diye düşünüyorum artık. Çok fazla alan var bu kitabı. Bu da 8 lira mı 9 lira mı o civarda bir fiyata gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. Amazon çok güzel indirim yaptı. Çok çok iyi indirimler yaptı gerçekten. Şimdi Ben bunun en son çoğunu kaydetmeyi okumuştum. bilmiyordur. Şu O benim okuduğum. Onu okudum. geçelim. Şu an okuyorum. O öbürü de sonradan geldi. Onu da Şu koy. O da değil. Onu da koy. Onu da koy. Evet, şimdi buradan başlayalım. Evet, Halil İnalcık'ın biz bu setini 20 gibi 20 lira gibi fiyatına aldık. Bu 3. cilt bu arada. Bayağı uygun aldık bunları. Bunlarla ilgili şu an baktım telefonda da bulamıyorum ama kaç para aldım ya normalde en 34 kötü. lira etiketi var. Ha, eskiden tabii öyleymiş demek ki. İşte biz de 20 lira mı 30 lira Şöyle ne çok aldık? büyük hani tarih kitabı zaten. Evet, bunlar arşivli kitaplar. Arşivli İyi ki kitaplar. de Amazon'dan tamamlamışım. Geçen hepsi burada da hepsini 100 250 lira mı ne gördüm galiba, bayağı fazlaydı. Biz 20'şer liradan 100 liraya tamamladık herhalde diye düşünüyorum. Bu şekilde 3 numarası almış olduk. 3. cildini almış olduk. Evet. Bu böyleydi. Yine aynı Bu şekilde. da birinci cildi. Aynı Yine şekilde. Deri Bunun Tarihi etiketi setinin. yok. Etiketi yoktur. Doğrudur. Ben sana şöyle sandalye vereyim istersen. Sen bunun üstüne koy onları. Eğilme. Şaması var. Olduğu kadar. Bu da göster bir maşallahı var bu kitabın. Şöyle bir. Şöyle bu da 25 lira mıydı? 28 lira mıydı? Alta yazarım artık. Bulamadım. Halbuki telefona kaydettim zannediyordum. 5. cilt bu da. 4. cilt daha önceki indirim alışverişini almıştık. Bu Mart'taki indirimlerden almıştık. Bu da böyle devasa bir eser. Allah ilmi faydalandırmayı nasip etsin. Paris'te bir Osmanlı sefiri. Bu da 8 lira mıydı? Öyle bir fiyattı. İnce Etiketi. kitap zaten baya. İş Bankası. Aynen, tarihi bir kitap. İnşallah ilgileniriz diye düşünüyorum. Bu dala bayağı kalın bir kitapmış. Bunu da kaça aldım inanamadım hatırlamıyorum. Dostoyevski. Dostoyevski 20'de mi? gelir etiketi var. Onu söyleyeyim Herhalde öncelikle. 15 liraya falan aldım İş diye Bankası düşünüyorum. yayınları. 18 lira da olabilir. Hatırlamıyorum. Bilenler de vardı zaten. Bu da bu şekilde bayağı kalın bir eser. Bu da Dostoy'dan. Diriliş. Yani Bu da Tolstoy'dan. 28 lira etiketi var. Bunu da işte herhalde 16 liraya falan aldım diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim yani bedava diyorum ben. Evet, gerçekten. Niye? Zaten kağıt aldı başını gitti. Aynen öyle. Yani çok büyük miktarda ithal ediliyor zaten kağıtta. Kesinlikle aynen öyle. Tayat Paşa'nınları o da 12 lira gibi fiyatı var. Onu da bayağı uygun aldım düşünüyorum açıkçası. Bunların etiketi yok. Ben göndermişim onu Tönnies herhalde. Weyken. Evet. Ya ben fiyatları şu an gerçekten bulamamaktan sinir oldum Kedileriyle gerçekten. Savaşanlar. Evet. Bu da 12 lira mıydı? 11 lira mıydı? Yanlış hatırlamıyorum ama öyle bir fiyat Bunun aldım 22 lira hatırlıyorum. etiketi var bunun da. O da Türkiye Doğrudur. İş Bankası yayınlarından. Evet. Evet. Aynen öyle. O da bayağı uygun olmuş oldu. Bu da Jared Diamond. Yükseliş. Aynen bunu bu adamın hangi kitabı vardı? Arkada yazar mı? Ha, Tüfek Mikrop Çelik kitabı. Ha, aynen öyle. Onun O da çok ünlü bir kitap, aynen değil mi? evet. Evet aynen Bizde de öyle. Çok var. bizde de var. Hala okumadık ama ben bu Yükseliş. ay Homedeus'u okudum. Çok lezzetliydi, çok eğlenceli geçti. Herhalde bu şekilde devam edelim diye Şöyle düşünüyorum. paylaşmışlar. Bayağı fotoğraflar var. Kuş Eki Hattı kısımları var. Bayağı Şey hoş bir diyor, kitap. krizdeki uluslararası dönüm noktaları. Evet burada şey yazıyor. Noktaları pardon. Almanların kurtuluşu vesaire. Dediğim gibi Homedeus'u okudum bu ay. Çok güzeldi. Bu şekilde kitapları okumaya devam etmek istiyorum. Nasip olursa. Şöyle fotoğraflar da var göstereyim ben. Gösterdin o kısmı tam önce. Yok başka değişik Ha fotoğraflar. öyle mi? Ha bayağı güzel. Evet. Ya bu Şöyle. kitabı da Harari'ne falan çok güzel yorumları falan var. Harari'yi okudum zaten ben de bu ay. Bu anlamda Harari işinin ehli. Bazı şeylerini sevmesek de bayağı yararlanıyoruz kendisinden. Bu da Bilgiyle Sohbet. Bu da aynı şekilde Celal Şengör'ün
birçok düşüncesine katılmasak da bu kitap da artık 19 lira gibi fiyat, 8 sayfa pardon. Oğlum gel buraya. 40 liralık etiketi var kitabın. Aynen 19 liraya aldım. Hani artık dayanamadım, almam gerekiyor dedim. 800 sayfalık kitap olunca bu şekilde almış olduk bunu da. Bilgi de sohbet. Bayağı kalın bu da. Aynen öyle. Yani bu kitapları almayı düşünüyorsanız muhtemelen Amazon'un başka bir indirimde. Herhalde gene indirime girer. Çünkü geçen indirimlerde de vardı bu kitap. Ama bu kadar yememiş. 32 liraya falan inmiş diye hatırlıyorum. Onu ver bana. Gel sen su mu içeceksin? Sen göster bir yana bakalım. Şöyle göstereyim. Neydi? Felsefe 101. Ha evet, bu seriyi aldım ben 26 liraya. Evet, bu seri bayağı 26 liraya gelince bu almak istedim. Sayı neydi o? Bir şey daha vardı. Tarih 101 miydi? Ne, bir şey ha evet, evet, dünya tarihi 101 dünya var. Tarihi. İşte mitoloji 101 var. Bunlar böyle yani 101 böyle. 101 manası 101 bilgi. 101 tane aynen, 101 tane bilgi. Hani bir şey olduğunda 101 temelini gösterirler ya. Tam da söyleyemiyorum. Aynen böyle. Hani felsefeye falan ilgim yok ama bir çırpıda idealizm, materyalizm, metafizik diyor. Heh, yani bilmem gerekenler varmış galiba bu yine, kitapta. Sanat 101, aynen, şey, aynen sanat öyle. Sanat 101. Bir çırpıda güzel sanatlar. Aynen. Yani en azından genel kültür. Genel kültür, aynen. Aynen evet, o yüzden. Aynı şekilde mitoloji 101. Burada ne var? Yani mitoloji. Bir çırpıda klasik mitoloji. Evet. Yani Yunan'dır muhtemelen, Mısır. Evet, 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 onlardır. İşte Norveç, Kuzey tanrıları. Sen daha iyi biliyorsun. Muhtemelen Yunan'dır. Ben hiç bilmiyorum. Hiç ilgim de olmadı bu zamana kadar ama bakalım şey, artık. Şeyler, odalar var. Ha, evet. Zeus, Meos vardı mutlaka bir şeyler. Sıra dışı Timaş'tan çıkma. Bu kitabı da çok öneriyorlardı. Yani 5-6 sene önce miydi? İlk çıktığı zamanlar Timaş, bu kitap. Genç. Çok görüyordum, aynen öyle. Tuba Coşkuner'de çok görmüştüm. Bu şekilde indirimlerden faydalanayım, alayım istedim. Onun fiyatı vardı galiba ama söyleyelim biraz. Sen baka koy istersen. Olarak yok. Yok, burada vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sana gönderdiğim sorması gerekiyor. Ne biliyorum. Oğlumuz bu arada sabotaj yapıyor şu an bize. Stephen King'den kitaplar almak istedik. Aa evet evet evet. Bu yani, arada az önceki sıra dışı olduk güzel yapmışım. Evet, Ahmet onları illaki istiyordu. Ben yani, istiyorum olsun dedim istiyoruz. Şeyi. Serisi. Yani belli bir kısmı, hepsini almayız muhtemelen ama. Evet. Yine olsun istedik. Evet aynen öyle. Şöyle. Bunlardan başladık. Bu ne kadar? Üçüncü çekilişi mi? Karakule serisi. Ha evet. Karakule serisi istedin. Evet, bu bir seri mi? Bu Karakule serinin bir kitabı. Evet. Üçüncü çekilişi. Evet, üçüncü çekilişi. Bayağı uygun olunca bunları da bayağı yani tamamladık. Normalde çok pahalı bu adamın kitapları. Evet. Ya aşırı pahalı. Karakule 1 mi bu? Bu 2. 2. Bakayım. Karakule 2. 54 liraya almışız bunu. Yine pahalı ama yani normalde 70 küsürlü olması lazım. Evet, normalde 70 küsürlü. Valla kusura bakmayın seslerden. Yine Karakule. Karakule kaç? Bu bir herhalde. Karakule Silahşör diyor. Evet, Silahşör. 25 liraya almışız bunu. Bayağı uygun mesela bu. Bu birinci kitap galiba. Evet. Bu seti sen herhalde okursun. Hadi bakalım inşallah. Bunların hepsini aldık mı siz ya? Aldık aldık evet. Sen istedin. Aldık aldık. Efendim. Evet. Sistemin yeni kitapları geliyor. Hadi bakalım. Şöyle başlayayım hemen. Zaten eşimin bu kitapları oturduğumuz yerden getirmesinin sebebi bu kitaplar. Yani bunları görmek için ben biliyorum da. İşte öyle getirdiğim gibi konuştu bana. Neyse, anlıyorum ben onu. Ya bütün kitaplar değerli benim için ama. Ama yani merak da ediyorum şimdi. Tabii canım, yeni almışız kitap, heyecanlıyız zaten. Stephen King'i bu, Stephen King kitapları genelde filme çevrilen kitaplar. Ve ben filmleri çok seviyorum. Çok filmi var, evet, filmleri de güzel oluyor. Ben çok seviyorum filmleri. Bu Medium. Biz biraz da gerilim Shining sevdiğimiz için. Diye okunuyormuş İngilizce'de. Evet, Medium. Hemen bakıyorum ona ne kadar olduğuna. Medium'u ne kadar önünde almışız. Önünde bir kitap diye biliyorum. Tamam, diğer kitaba geç, ben söylerim şimdi birazdan. Medium 24-25 liraya almışız. 24 yine Karakule serisi çıktı. Üçüncü evet. Çorak Topraklar. Çorak Topraklar. Bakalım. Evet, 40 lira 59 kuruş almışız. Bayağı iyi bence. Çünkü diğer sitelerde gerçekten 75 lira altında. Zaten altın kitaplar pahalı. Değildi. Evet. Yine Büyücü ve Cam Küre, Karakule. Evet. Bu kaç oluyor? Karakule 4 mü? Evet. Evet. Karakule 4. 53 çeken altı almışız. Şöyle söyleyeyim yani. Kitaplar kalın ve yazılar da küçük baktığınız zaman. Evet. Şöyle hiç okumadım, çok merak ediyorum aslında. 800 sayfa civarı. Şey diyorlar mesela, kitap okumayı sevmiyorsanız bir başlayın bu adama, kesin çok seversiniz falan diyorlar ama hiç okumadım ya. Gerçekten. Evet, Stephen King, Kuşku Mevsimi.
Evet, 18,5 lira almışım. İşaretin bedeli. Evet, 18,5 lira almışım. Ben bunu hatırlamıyorum ya, bunu. Aldık aldık, sen söyledin bana. Unuttum. Öyle mi? Ben çok iyi hatırlıyorum o günü. Normal kitaba geçelim hemen. Evet. Da Emin Zola. Emin Zola ile hala tanışamadım. Yani Germinal var ama henüz okumadım. Artık yakın zaman çekmem gerekiyor herhalde bu kitabı. Bu 25 lira etiketi var. 13,5 lira almışım. 13,5 lira almışım. Pişman değilim. De. Gelsen değilim. Bu da Yaşama Sevinci. Bu da çok uygundu. Bu etiketi yok. 962 kuruş bu da. Yine Emin Zola. Hemen geçelim. Lovecraft istemişti hatırlıyorsan. Dinliğin dağlarında. Bu da 9 lira 67 kuruşa geldi. 9 ilkteki yayınlarından. Evet, şu an hem kızımız hem oğlumuz aynı ortama girdik. Evet. Kendisi de şu an iş yaptı. 5. Evet, 5. Kaç, 7-8 mi kitap mıydı? Kaç kitap? 41-35, 7 kitap. Cellan, Kalla'nın Kurtları. Evet. Zinkin Karakule serisi. 41 liraymış. Burada bir kutulu bir şey var. Yok şeymiş, ciddiymiş bari. Evet, ciddi istedik. Ya daha doğrusu ciddi. Fiyatıyla aynıydı. 82-88. Cilsizi 84 liraydı. Bize bu ciltli hali 82 liraya gelmiş oldu. Hem 10 ürüne 110 indirip. Salgınla ilgili. Öyle mi? Öyle bir şey. Biyolojik bir şeyler yazıyor. Okumak istemiyorum şimdi orada. Tamam okuma. Sen de benim gibi spoiler yeme. Ben spoiler diyorum onlara valla. Arka kapak yazıları. Ciltli şu şekilde görüyorum. Evet. Bu o kitabını da öyle almıştık. Ciltli almıştık, hatırlıyor musun? O da bayağı uygun. Evet, o da çok güzeldi. Evet. Evet, bir kolimiz daha bitti. Bunları bir an önce ortadan kaldıralım ki annemler gelirlerse bunları burada görüp de kalp krizi geçirmesinler. Ooo. Ooo ne? Ooo dedim onu çıkaracağım. Evet, evet. Ooo dedim onu çıkaracağım. İlk çıktığında çok pahalıydı. Evet. Şöyle göstereyim. Aç istersen. Evet, açacağım. Şöyle de dışarıdan samanlı. Hı-hı, muhteşem. Dünyadaki en önemli kitaplardan birisi. Valla bunu normalde dolapta bile 140 liraydı. Aynen. Ahşap. Şöyle göstereyim. Özen baskı. Evet. Yani arşiv okuduk biz bu kitabı. Evet okuduk. Yani yıllar oldu okuyalı. Aynen öyle. Ama bence yeri ayrı. Bence yani, de. Arşivlik olsun gerçekten. Ben esas şeyi kaçırmışım. 1984'de yapmışlar böyle. O indirimi kaçırmışım ben. Çıkarmak istemiyorum şu an. Çok güzel. Oo. Şöyle göstereyim. Süper. Evet. Muhteşem. Ön tarafını da göstersene. Böyle. Şimdi açalım. İşte bu kitabı biz 75 liraya aldık arkadaşlar. Görmüşsünüzdür mutlaka sizde. Oo, çok şey kağıt mı? Bir ara... Fotoğraf var mı içinde? Var. Resmin. Ha, çok güzel. Şöyle. Yok şey olarak, bölüm olarak vermişler. Fotoğraf ha, olarak böyle. Değil de ha, tamam. Bölüm bölüm geçmişler böyle. Çok güzel. Evet, sizi aldık anneciğim. İnşallah okursunuz hayırlısıyla. Bunu okumazsınız, var kitapları. Yok ya, okursunuz güzel bir şey. Evet, evet. Oğlum top atmaya başladı. Yani şimdi. Şu an koca bahçede bahçe var aslında ama orada oynamaktan ziyade bizimle beraber tercih ediyorlar. Evet, top olmayı. Neyse, devam edelim biz. Her şartta. İşte bu yüzden videolarımızı çok sık çekemiyoruz. Evet. çok çekmek istediğimiz videolar var ama nasip olmuyor. Bu fizik fikri, 50 fizik fikri, 46 lira gibi fiyatı vardı. Ben mesleğim itibariyle fiziği çok seviyorum, matematiği çok seviyorum. O yüzden bunları da almak istedim. Evet anneciğim, o kitabı alabilirsin tatlım. Al o kitabı, evet alabilirsin. Pullman. Evet, sen bunu fantastik kitap severler, fantastik film izleyicileri, sinema severler için şöyle söyleyeyim. Vardı, biliyorlardır zaten Altın Pusula. Hatta bir kutup ayısı oynuyordu. Ben baş karakterlerden biri kutup ayısıydı. Hatırlarlar, onun serisi. Yani 3 kitaptan oluşuyor bu. Onlar da muhtemelen burada göstereceğim. Onun serisi bu. Anladım. Yani bir tane uyarlaması oldu, o da Altın Pusula'ydı zaten. Diğerlerini uyarlamadılar. İtaki basmış bu arada onda. Tamam. Bu arada az önce 50 fizik fikri kitabını da 36 liraya almışım. Yanlış söylemişim, 46 lira diye. Oh, pardon. Onu da söylemiş Genel oldum. Genel bir şekilde. Altın Pusula'yı da 23.65 almışız bu arada. Onu da söylemiş olayım. Hatta 22.76'ya da almamışlar değil mi? Keskin bıçak. Onu da bilmiyorum kaç aldık. Bakayım bakalım. Yine aynı. Keşke vardır benim. Onu da kaç aldım bilmiyorum şu an. 3 kitapla konuşuyorum seninle. Evet, evet aynen öyle. Bayağı senin övdüğün, beğendiğin, araştırdığında sayfalarda yazan setlerden bir tanesi değil mi? Bir Bilim Adamı'nın romanını daha önce size söylemiştim hatta önceki videoda. 21 liraya aldım. Oğuz Atay'ın anlayabileceğimi düşündüğüm kitaplarından diye düşünüyorum. Bakalım abi, nasıl işte. Çünkü ben tutunamayanlarda 250. sayfaya kadar geldim, hala yok yani. Zorladım kendimi, olmadı. 50 matematik fikri. Bunu da böyle teoremleri falan... Bu 38 lira basmışlar ilk eskilerden. Sonra ya. 55 liraya çıkmış. Biz kaç aldık? 36 liraya almışım ben. Evet. Eski fiyatına döndürmüş. Evet, aynen öyle.
Ne yapalım? Geç olsun güç olmasın. Stephen Zweig'ın bu kitaplarını daha önceki indirimlerde çok uygun satmıştı Amazon. O zaman almamıştım, alamamıştım ya da neden almadım bilmiyorum. İşte bunu da yakalayayım istedim. Bayağı da uygundu. 22 lira mıydı bunu ya da? Evet, candan çıkma. Güzel olduğunu söylüyor bu kitapları millet. Merci miydi? Merci bir şey. Meri miydi? Ne yazıyorum? Meri. Onun şu an ismini. Antoniette. 23,5 lira almışım bunu. Evet. Basat bir karakterin portresi. Evet, 23,5 lira almışım bunu. Mary Stuart. Evet, Stuart. Bunu da... az önce kaldığımız yerden devam edelim. Burada şey olmuş, durdurmuşum ben galiba. Devam etmemişim. Devam edebiliriz, sıkıntı yok şu an. Devam ediyorum, devam edebiliyorum, sıkıntı yok. Aynen öyle. İki Şehrin Hikayesi, Charles Dickens. Bu kitabı daha önce okudum ben ama elimde yoktu. Kütüphaneden almıştım. Bulunsun istedim. İyi yapmışsın. Değil mi? Aynen öyle. Kaç aldım hatırlamıyorum ama. 24 lira etiketi var. Tamam. Suskunlar, İstanbul Dayanar. Biliyorsun biz Suslu Kısa Atlas'ını çok sevmiştik. Çok güzeldi. Çok harikaydı. Onunla ilgisi var mı acaba? Yani onun gibi bir onun, şey mi? O adamın olduğu için ben kesin güzeldi diye düşünüyorum. Evet, çocuklar çok ses çıkartınca mecburen bölüyoruz videoları. İhsan Oktayanar'ın Puslu Kıta Atlası'nı biz ikimiz de okuduk ve çok beğenmiştik. 2 evet, sene önce mi, 3 sene önce miydi? Evet. Çok fantastikti. Çok çok harika bir dili vardı. Suskunları da bu yüzden aldım. Uygun da fiyatı vardı. İnanın kaçtı hatırlamıyorum. Hadi bakalım. Aynen bu şekilde. Şöyle. Michelin'de de 30 liraya almışız. Bitmeyecek öyküsünü. Bunun Momo kitabını okumuştuk az önce. Video kesildi muhtemelen. Var mıydı bu? Çıktı mı bilmiyoruz. O yüzden tekrar burayı da ekleyelim istedik. Merak ettik. İçi de böyle yeşil yeşil. Güzel bir kitap. Bayağı da kalın. Böyle iki şeyin hikayesini az önce söylemedik mi? Bunu da kaç aldım hatırlamıyorum ama daha önce okumuştum. Kitabımda olsun istemiştim bu şekilde. Oğlan şu an tabii kitaplarını saldırıyor. Evet, devam edelim. 30 milyon kelimede 0-3 yaş çocuklarının kelime gelişiminin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kitapmış. Bizim çocuklar hala konuşmuyorlar işin ilginç yanı. Bakalım, geç kaldım muhtemelen ama artık hayırlısı. Nelere geç kaldım onu öğrenmiş olurum. Çok da pahalıydı normalde. Evet anneciğim, çok az kaldı. Böyle söyledi, Zaydüş'te 8 lira 80 kuruş gibi fiyatı vardı. O yüzden aldım Nietzsche. Sen okumuşsun daha önce. Çok zorlandığını söylemiştin. Evet. Şu anda da zorlanıyor emin olun. Çekerken oğlan çünkü. Oğlana yanması bir çünkü. Maalesef böyle zor şartlarda çalışıyoruz. Bir gün de arka plan yapalım da görün arkadaşlar. Gerçekten çok zor çalışıyoruz. Yani çok video çekmek istediğim zaman gerçekten çok zor oluyor. Dinler Tarih kitabından dediğim gibi 26 liraya aldım. Aynen öyle. 26 liraya aldım. Bayağı da uygundu. Gel bakalım. Gel babana buradan izleyelim, tamam mı? Hafsalacığım sen de böyle gel kızcağım. Evet, devam edebiliriz kocacığım. Hızlı hızlı gösterelim. Daha fazla zorlamayalım. Melisa Kesmez'i hala okumadık. İlk defa okuyacağım. Noto'da kitabı da çok öneriliyor. O yüzden aldım. 14 liraydı bu da. Düzün Dünyası 23 liraydı. Can Yayınları'ndan çıkan fiyatla da iletişimden çıkan fiyat hemen hemen aynıydı. İletişimi tercih ettim bu yüzden. Herhalde onun çevresi daha iyi diye hatırlıyorum. Araştırdım da. Ezilenler Dostoyevski. Hani Dostoyevski olduğu için. 19 lira. Ben kaç aldım? 10 lira mı ne aldım galiba? Tamam. Hatırlamıyorum. Yazarım nasibse. Alta. Öyle olunca kaçırmak istemedim. Ayak Takımı. Maxim Gorki'nin çocukluğum kitabını okumuştum ama diğerleri okumamıştım Ayak Takımı arasında. Üçlü ümesi vardı öyle. Evet kızcığım, oynayabilirsin onunla. Bu şekilde onu da almış oldum. Başka ne var arkasında? İki Gayi. Ben bunu aldım mı hatırlamıyorum. Sizden bilen varsa. Bu mu vardı bizde? Böyle bir şey hatırlıyorum ya. Ben bu değildi. Başka şey aldım diye hatırlıyorum. O yüzden emin olamadım. Evde şu de olmadığım için. Şunu hatırladım sanki. Japonlar uzun ve mutlu yaşam sırrı. İşte ben evde değiliz ya. Onu da bilemiyorum. Hatırlayamadım. Zamanın Çulhan'ın kitaplarını herkes çok öneriyor. İnce kitap olup çok ağır yazıları varmış ama hani kim okusa beğeniyor. Ben de o yüzden merak ettim. Kızcan, 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 Hafsa. Gel buraya, gel buraya, gel 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 gel. Gel kızcan. Karmaşık Duygular. 15 lira etiketi var. Bu da uygundu bayağı. Kaçtı hatırlamıyorum ama hani madem Zweig'in kitapları alalım istedim. Evet, 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 evet. Bunları da halledelim. Aa, Peter Pan. Peter Pan da 11 lira mıydı? 8 lira mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Küçükken okuduk ama tam metni okumadım. Çizgi film falan vardı. Evet, evet. Ben küçük metinlerle kısa azaltılmış, sadeleştirilmiş metinler var ya, onları okumuştum. Evet, Huzursuzluğun kitabı. Bunu 36 liraya ne aldım? Çok uygun aldım. Çok mutluyum aldığım için. Çünkü çok devasa fiyatlara uçtu bu kitap. İyi ki aldım. Ayrıntıdan da çıktı ama Can Yayınları'nda almak istedim. Bu şekilde. Kızımlar kutu getiriyor sana. Teşekkür ederim kızım. Evet. Başka neler var?
Venedik Taci Shakespeare'ın. Bu da uygundu, bayağı indirime girmişti. O yüzden bunu da almış oldum. Böyle. Alice Miller'ın daha önce bir kitabını okumuştum. Şu an hangisi hatırlamıyorum ama. O yüzden Beden Asla Yalan Söylemez ilk çıkan kitabıydı yanlış hatırlamıyorsam. O kitaptan çok bahsediyordu bu kitapta. Öyle olunca bu da indirime girince bunu da almak istedim. Bu şekilde almış olduk. Bu da indirimdeydi vallahi hiç. Normalde almak istediğim bir şey değildi ama bayağı indirimli olunca. İnsanın hikayesi olduğu için, tarihli bir kitap olduğu için, haşirlik bir eser olduğu için. Aynen öyle. Fiyatı da uygundu. Kaç hatırlamıyorum ama uygun olunca almak istedim. Evet. Komsovius. Bunu da bana hep indirime sokuyorlar. Bu sefer aldım. Ben bunu okudum galiba ya. Okuduk ama ben tam metni okumadım. Eski zamanlarda. Evet. Komsovius maceraları. Sanki o şeyde lisede okutuyorlar diye de götürüyorlar. Ha, sen öyle okumuşsundur. Ha, ben öyle okumadım ya. Ben kısaltmış okudum. Evet anneciğim. Shakespeare'ın Fırtınası var. Shakespeare'ı sonuçta dünya beğeniyor. Ben de herhalde beğenirim diye almış oldum. Evet, Cehennem Övgü. İyi ki bir kitabı almamışım. Benim istemdeydi bu kitap. İndirime girince Amazon'dan almış oldum. Gündüz Aslan'ın kitabı. Bakalım. Ne zaman okuruz bilmiyorum. Günübirlik Hayatlar. Bu da Yalom'un. Yalom'u ben seviyorum. Bunu da seveceğime inanıyorum. Psikoterapi öyküleri var. Muhtemelen ilerledi çünkü çok seviyorum bu kitapları. Evet anneciğim. Süper İyi Günler iyi ki almamışım. Çok uzun zamandan beri. Lütfen dedi 15 liraydı. Ben bunu şu an 7 liraya aldım. 7 lira alınca çok mutlu oldum açıkçası. Aynen. Otizmli çocuğu anlatabilirim istemiyorsam. Hiç vermesin artık. Çocuklar çünkü isyanlarda zorlanıyor. Ters tırmanmış. Emine Zola'nın Nana kitabı. Emine Zola'nın kitaplarını almaya çalıştım bu indirimde. Bayağı da uygun olunca almış oldum. Ne kadar kitap varsa topluyoruz. Neredeyse aldık ama Emine Zola'nın dilini herkes çok beğeniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yüksek kuruluş ve yükseliş mi yazıyor orada? Osmanlı İmparatorluğu'nun yüksek kuruluş ve yükseliş tarihi. Ha, evet. Yani bu da aşırılık olduğu için, bayağı da uygun olduğu için almış oldum açıkçası. Tarih bilmediğim için sanki bütün tarih kitaplarını alınca okuyacakmışım ya da beynime yazacakmış gibi zannediyorum. Evet, bu da kocacığımın hediyesi. Daha doğrusu kocacığıma hediye. Yüzük Efendisi'nin bu kitabı, bu ciddi eserini çok daha önce, birkaç aydan daha fazla önce hepsi burada da 125 liraydı. Sürekli yükseliyor. Sürekli. Aynen öyle. Yine indirime girince bu sefer kaçırmayalım dedik. Sarmışlar bize olmuş. Aynen. Hadi gözün aydın, kulaklar. Geldi sonunda. Kitapları var ama. Aynen öyle. Ciddisini de istiyordu yani. Aynen öyle istiyordu. Çünkü seviyor Tolkien. Sen Onur abi mutlaka tanımalısın ya. Onur abi tam Tolkien hayranı. Onun kitaplı Instagram'da ve YouTube'da var. Açamamışsın şunu. Bıçak arkanda istersen al. Şu taraf. Bizim çocuklar şu an kolilerin içine falan giriyorlar. Bu hatır hatır sesler geliyorsa maalesef. Yani istiyorsanız bu videoyu izlemeyin diyelim. Şimdi gerçekten çok zor şartlardayız. Pompei'nin son günleri. Ya biz Pompei'yi lanet edilmiş. Daha doğrusu lanet edilmiş değil mi? Helak Sattınlar. Edilmiş kavim olarak biliyoruz. Aynen. Tarihte. Aynen. Tarihte evet. Bu şekilde biliyor bildiğim kadarıyla. Ama nasıl aktardılar bunu merak ediyorum. O yüzden aldık. Aldım. Bu arada şey de var. Filmi de var. Öyle mi? Pompei diye tabii. Evet. Hayaletin Garip Huyuları. Stephen King'in devam ediyor aldıklarımız. Yani. Bunlar da bayağı uygundu. Kaçtı artık? Yazarsam yazarım inşallah arkadaşlar. Tuhaf ve Harika Bir Adres. Bu nereden gelmiş ya? Arkadaşlar bu kitabın nereden geldiğini hiç... 3 nokta yayınları diye almışım pardon. Ha bunu şey İpek Dadakçı önerdi galiba. O yüzden aldım sanırım. Çünkü ismini hatırlamayınca evet öyle kaldım bir. İpek Dadakçı önermiş. 3 noktada indirim var diye. Kubbenin Altında Stephen King. Bayağı ağır, bayağı kalın kitaplar. Sen bu kitapları ne zaman okuyacaksın kocam ya? Hadi ben de ne zaman okuyacağım bilmiyorum da. Yani ölmezsek herhalde okuruz ya. Okuruz değil mi ya? Bence çünkü de ileride çok pahalı olacağına inanıyorum. Aynen. Emekli olan bir adam bu kitapları. Bu da şeffaf. Bu da bayağı uygundu. Diğer sitelere göre en az 30-35 lira fark ediyordu. Biraz yıpranmış ama. Yani kullanılmış gibi bak sadece kapağını. Ha, kırılmış kitap. Aynen. İstersen göndeririz ama o zaman söyleriz. Bakalım hayırlısı. Çünkü biraz pahalı olur. Ya değişim yaparlar mı bilmiyorum da. Bir göndeririz bakalım ne diyecek. Bakalım. Bayağı kötü gözüküyor çünkü gerçekten. Duruyor ve kirlenmiş kitap yani. Hı-hı. Evet. Suzanna'nın şarkısı. Bu da gene Karakule serisi mi bu? Aynen. Evet, Karakule 6. kitapmış bak. Bu 6 kitap, 7 kitap değil mi ya? Şu böyle kıvırmışlar gibi ya. Şöyle. Bilmiyorum ki kocam. Yani, sıfır da kitapla inanıyorum ama. Şöyle resimler onu söyleyeyim. Bu şekilde olmasın. Bak baya güzel. O diğer kitaplarında yoktu. Baya güzel. Şöyle bir tane daha göstereyim. Değişik. Baya değişik. Ne olduğu belli olmuyor.
Hayırlısı. Ben filmlerini izlemeyi tercih ediyorum. Yazın izlerini. Bu da tepki kitabı. Bu da Stephen King'in indirimli olan kitaplarından biriydi. Evet. Bu şekilde almış bitti. Olduk. Çok şükür bitti arkadaşlar. Haklarınızı helal edin. Zor bir çekim oldu. İnşallah bizim sizleri... Bizim için çok zor oldu. Aynen, çok zor oldu. Ter içinde kaldık. İnşallah sizleri memnun edebilmişizdir. Hakkınızı helal edin. Rahatsız etmemişizdir en azından, onu söyleyeyim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.